Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Full Savaş Makinesi takımına karşı Full Kanlı Ay takımının maçını yapacağız. Yine takımlarımızda efsane isimler var. Umarım eğlenceli, güzel bir maç olur. Kostüm Savaşları serisini bir önceki videoda çok beğendiniz. Bayağı beğeni sayısı vardı. Bu videoda da arkadaşlar eğer Kostüm Savaşları'nın devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bir önceki videoda VS'yi kazanan şampiyonun kostümünü vereceğiz demiştik. Hemen onu da seçeyim. Evet, beden eğitimci kardeşimizi tebrik ediyorum. lolpikgorusne@gmail.com adresine mail atarsa beden eğitimci kardeşimiz, ona kostümünü hemen takdim edelim. Bu videoda da kazanan takımla alakalı kostüm var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, maçımız başladı. Taraflarda kimler var hemen onlardan bahsedeceğim. Bu kostüm savaşlarında biliyorsunuz çok değerli arkadaşlarımızı oynatıyoruz. Bu arada arkadaşlar, Per Digital TV YouTube kanalında PBI Kaptan'la birlikte ilginç içerikler çekmeye başladık. Hemen aşağıda açıklamada ilk sırada videolardan birinin de linkini bırakıyorum. Oradan da bakarak ilginç videolarımızı izleyebilirsiniz. Değişik güzel konseptler gelecek o kanala da. Kimler oynuyor? Dayanay'ı Phoenix35 oynuyor. Biliyorsunuz 1 milyon üzerinde ustalık puanı var. Elon Yasuo'nun zaten 2 milyon üzeri ustalık puanı var Yasuo'da. Elise, Thresh ve Kalista da şampiyonlara hakim. Kalista EUV, Kalista 5.'si bu arada. Mavi tarafta da savaş makinesi Cho'Gath, savaş makinesi Vel'Koz. Bu arkadaşlarımız da Vel'Koz, TR'de Vel'Koz 1.'sidir. Jungle'da savaş makinesi Skarner, Solo'da savaş makinesi Urgot ve bot lane'de de savaş makinesi Kog'Maw var arkadaşlar. Usta Splinter geçen senenin Kog'Maw birincisi, şu anda da ikinci durumda TR'de. Monferra'da Skarner birincisi, Robogot'ta Urgot birincisi arkadaşlar. Böyle değerli arkadaşlarımızla böyle çılgın bir maçı başlatıyoruz. Umarım güzel olur. Bu arada kazanan takımın kostümlerini yorumlardan 5 kişiye vereceğiz arkadaşlar. Yani 5 kişiye birer tane kostüm vereceğiz. Bunun için yapmanız gereken maç bitiminde videoyu beğenip yoruma nickinizi yazmak arkadaşlar. Yani kazanan takımın her lane'inden birer tane bu kostümleri izleyicilerden birer kişiye vereceğiz. Haydi bakalım, inşallah güzel bir maç olur. Bu arada sağ üst tarafta da anket var arkadaşlar. Kimin kazanacağını düşünüyorsanız onu da işaretleyebilirsiniz. Bence Kostüm Savaşları oldukça güzel bir seri. Yani bu kostümleri takımca görmek bence çok hoş. Bir de yalnız Phoenix 35'i midde maç esnasında izlemeyi çok istiyordum. Gerçekten güzel oldu. Burada yalnız Thresh çok güzel tuttu burada Cho'Gath'ı. Bir tane daha vurdu Kalista Bey. Ve bir skor aldılar burada. Şimdi kırmızı tarafın bir skoru var arkadaşlar. Altın olarak çok az bir farklı öndeler şu anda. Valla ben midde Vel'Koz'un oynayışını seviyorum. Phoenix için sıkıntı olacaktır diye düşünüyorum. Burada gayet ciddi bir hasar vurdu Vel'Koz. Yani Elon için çok zor bir eşleşme. Valla Phoenix'i biraz yordu. Yalnız diyecek gibi Urgot burada çok fazla hasar aldı ama gerçekten karakterin kendisi tank. O yüzden yeterli hasarı çıkartamadılar. Jungle'ın hiçbir olayı yok şimdiye kadar. Hiçbir yere gitmediler. Derken Skarner geliyor yalnız. Robogot. Oo, burada yalnız Elon Yasuo'yu öldürebilirler. Hiç hasar da almıyor. Elise botta şu anda. Elon buradan kaçabilecek mi? Çok güzel duvar. Tam zamanında attı o duvarı. Valla bunu Q'yu tutturursa girer diyecektim. Yalnız Vel'Koz hiç bekletmeden Phoenix'e ultisini kullandı. Phoenix büyük ihtimalle ölecek burada. Sıçrasıyla kaçtı. Güzel. Phoenix gerçekten burada hayatta kaldı resmen. Burada ne oluyor? Ya Skarner ölmez. Oo, Elon'un canı çok azaldı burada. Dediğim gibi bu maçı kim kazanırsa, mesela atıyorum Kanlı Ay takımı kazandı. Kanlı Ay Thresh, Kanlı Ay Yasuo, Kanlı Ay Kalista, Kanlı Ay Diana ve Kanlı Ay ne vardı? Elise. Bu kostümlerden birer tane 5 kişiye vereceğiz arkadaşlar. Oo, Skarner burada yalnız Thresh'i çok iyi yakaladı. Elise de burada. İçeri çok güzel girdiler. Abi counter Genki çok iyi attı burada Elise. Hatta bu pozisyonu bir daha izlemek istiyorum. Bak Elise burada çok güzel. Bak sinsi sinsi bekliyor ki hiçbiri görmedi. Burada hop üzerine gitti. Çok doğru zamanda tek bir kişiye odaklanıp Skarner'ı iyi aradan çıkarttılar. Burada yalnız ulti kullanmış Kalista ama herhangi bir şey olmamış. Ama bot lane birazcık sıkıntıda gibi.
Oo, Thresh'ten yine güzel bir hook gördük. Ultiyi de açtı burada. Yalnız çok fazla hasar vuruyor mavi taraf. Derken Kalista iyi ciğer söktü yalnız orada. Elon coşku almış. Urgot'ta da ultiyi kullandı direkt ama yeterli hasar vuramayacaktır diyecektim. Skarner geldi burada. Elon'un çektiği çile nedir arkadaşlar? Elis de çok doğru zamanda geldi. İki taraf geri çekildi. Fakat burada Elis gelmeseydi zamanında kesinlikle Elon ölürdü. Derken Elon niye hiç geri vites yapmıyor? Burada Urgot'un tek bir ultisine bakar. Ulti atmadım orada diyecektim. Urgot atmamış, tamam. Çünkü orayı görmedim. Kaçırmak istemiyorum açıkçası hiçbir yeri. Urgot yalnız bu skoru alır. Bu skoru alır. Oo, abi duvar çok güzel geldi Elon'dan. Yoksa o Urgot'un ulti onu öldürürdü. Elis çok doğru zamanlarda çok doğru yerlerde oluyor. Yalnız. Bu çılgınlıklar niye diyecektim. İnanılmaz hasar vurdular burada çok Kog'Maw'a. Kronometresini kullandı burada. Yalnız Kog'Maw resmen kötürüm kaldı orada ya. Oo, yine Skarner geldi yalnız. Elis bu sefer yukarıda yok. Burada Elon bu sefer ölecek mi? Oo, Skarner ultiyi kullandı. Şimdi bir de Urgot kullanır. Bota birazdan bakarız. Şuraya bakmak istiyorum. Buradan yok. Buradan kaçamaz herhalde artık. Aynen. Elon öldü burada. Botta yalnız Thresh yine çok güzel yakalamış burada. Elis'ten de çok güzel bir koza geldi. Efsane burst hasar vurmuşlar buradan. Yalnız ne oluyor? Kog'Maw bu arada gitti. Kalista'yı öldürdü oradan. Elis de Thresh'e gidecek mi? Gitmedi. Abi kuleye öldü bu arada Kalista. Kog'Maw'a bir skor gitti, bu sıkıntı. Ooo, Kog'Maw bir tane skor alır mı buradan? Oha, çok hızlı öldürdüler. Bir skor çıkar mı Kog'Maw buradan? Aynen, bir skor daha Kog'Maw'a çıktı. Karşılıklı skorlar çıktı. Çok ani hasar vuruyor yalnız kırmızı taraf. Şimdi Phoenix'e... Ooo, sıçrayı kullandı. Phoenix'ten çok güzel bir sıçra. Güzel kaçtı ama inanılmaz hasar vuruyorlar burada Phoenix'e. Thresh çok güzel kurtardı. Phoenix burada bir skor alacak. Bir skor aldı. Devam edecek mi? Etmedi. Bu arada Elis geldi yalnız. Vallahi Phoenix'i resmen Thresh hayatta tuttu ya. Oo, burada Vel'Koz'u öldürecekler yalnız. Aynen, Vel'Koz skorunu verdiler. Burada çok ters kaldılar ya. Çok ters kaldı. Thresh çok güzel oynadı burada. Thresh gerçekten çok güzel oynadı. Abi Kog'Maw efsane vuruyor yalnız. Burada uf, Kog'Maw çok pis vuruyor. Arka tarafa bir ışından geldi. Robogot geldi burada. Urgot geldi. Buradan bir skor çıkacak mı? Bir skor çıktı. Urgot çok doğru zamanda geldi. Yalnız Phoenix de burada. Hasarı muazzam Phoenix'in şu anda. Phoenix içeri girdi. Burada Kog'Maw'a tek attı resmen. Arkada Urgot kimi peşliyor diyecektim. Kalista'yı peşliyordu. Bu arada çok at Phoenix 35'i aldı. Ultisi kaçtı yalnız. Urgot'un ultisi tutsaydı Kalista'ya bir skor daha gidecekti oraya. Ooo, Vel'Koz hiç bekletmedi ultiyi oradan. Yasuo'nun çıktığı can kaçmış, hemen bakalım. 200 canlı kurtuldu. Burada Kalista'ya bir pus çıkar mı? Kog'Maw çok pis vuruyor yalnız. Abi Kog'Maw Kalista'yı bitirdi resmen. Şu an Thresh'i de bitirdi. Yalnız Elon çok hasar alıyor. Elon'un şu an onun üstüne gitmemiz lazım. Urgot tam bir canavar şu anda. Abi kara baltası bitmiş. Bu arada ilk kuleyi aldı mavi taraf. Altın olarak da 1000 altına yakın fark açtılar. Phoenix o Kog'Maw'ı tekler yalnız. Buradan Urgot skorunu almak isterler mi? Urgot henüz görmedi. Şu an baitliyor. Galiba bu baiti yedi. Bakalım Elis burada sıkıntı yaratabilecek mi? Çok fazla hasar vuruyor Elis buradan. Ultiyi de kullandı Yasuo. Urgot'u çok güzel yakaladılar. Ve bir skor aldılar buradan. Kırmızı taraf çok güzel oynadı burada. Oo, alameti alırlarsa yalnız 1-2 kule daha alarak sıkıntı yaratabilirler. Elis de çok pis hasar vuruyor. Skarner de çok pis hasar vuruyor. Yasuo geldi buradan.
Burada çok atta geldi yanlarına. Elise anca indi yere Velkos. Öbür tarafta Kalista'yı öldürdü, oraya bakacağız. Buradan bir skor Cho'Gath'a gitti. Bir skor da Urgot'a gitti. Bir de ortaya bakalım ne olmuş orada. Burada Velkos, yukarıda biz olayı anlatırken Velkos Kalista skorunu almış. Nasıl almış? Abi hiç bekletmiyor ya. Çok pis hasar vuruyor. Ya yani Phoenix de orada bayağı hasar vurmuş Velkos'a derken skorunu da almış. Devamında Phoenix orayı toparlamış arkadaşlar. Fena. Fena abi. Yani iki tarafta da fena oyuncular var. Oo, Kog'Maw geldi yalnız. Burada Phoenix kurtulabilecek mi derken Thresh'i kaybettiler. Şu an skorda da mavi taraf öne geçti. Abi 13 level'da dakika 20'de Baron'u aldılar. Şimdi kırmızı tarafta çok tekleyen karakter var. Mavi tarafta da tank karakterler var. Kog'Maw'la Vel'Koz'u aradan çıkarırlarsa eğer kırmızı taraf rahatlayabilir. Ama abi Skarner inanılmaz hasar vuruyor. Yani Elon'u çok rahat eritti. Burada bak baba Elise Skarner'a gidiyor bu sefer. Abi Skarner'da hiç geri vites yok, görüyor musunuz? Hiç hasar almıyor. Abi savaş makinesi takımı tam bir ruhsuz takım gibi ilerliyor ya. Hem bottan hem midden. Thresh çok güzel yakaladı burada ama yok. Yok abi. Oo, Urgot. Aa bir dakika. Ne oldu orada? Bir dakika ne oldu orada abi? Urgot ulti attı. Tam çekti. Oo, Kalista tutmuş ultiyle. Abi inanılmaz bir hareket. Şu canı görüyor musunuz? 20 canla adamı kurtarmış. Vallahi artık çok zor. Oyun neredeyse bitti gibi ama kırmızı tarafa bakalım çevirebilecekler mi? İnhibitör de gitti. Phoenix içeri girdi burada artık. İsyan ediyor. Bayağı da hasar vuruyor. Vel'Koz arkadan ulti açtı. Yasuo çok güzel bir ulti kullandı. En azından biraz geri gönder diyecektim ama yapacak bir şey yok burada şu anda. Abi çok az canları var. Elise ölmek üzere, Kalista ölmek üzere. Phoenix içeri girecek mi? Giremeden susturdular, sabitlediler, sindirdiler, her şeyi yaptılar ve Phoenix'i öldürdüler. Elise Kog'Maw'u çok güzel aradan çıkarttı. Kalista bir skor alır mı burada acaba? Yok. Abi hasar yok. Karşı taraf yeterince tank yani şu anda. Vallahi güzel hareketler var bu maçta açıkçası. Yalnız herkesin buraya gelmesi lazım şu anda. İkinci bir inhibitörü açmaları çok tehlikeli. Phoenix yani skill'leri tutturmaya çalışıyor ama o ön tarafta iki tane sağlam tank var. Elise içeri girecek mi? Elise Vel'Koz'a doğru koştu. İnanılmaz hasar vurdu. Burada Elise'i çıkarttılar aradan. Çok attı, Thresh'i aldı. Kog'Maw da gitti burada. Yalnız birisi çok fazla hasar vuruyor. Göremediğimiz noktada. Urgot'u da öldü. Yasuo'yu da öldürdü Urgot. Phoenix'i de öldürdüler. Pardon, Kalista'yı da öldürdüler. Bir Phoenix kaldı burada. Vallahi sıkıntı. Mavi taraf savaş makinesi gerçekten bayağı zorluyor. Yani ilk kostüm savaşlarında savaş makinesi kaybetmişti ama şu maçtan sonra ben savaş makinesi takımının çok ciddi sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu maçı savaş makinesi takımı alıyor. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani savaş makinesi takımının kostümlerinden, yani her birinden birer tane 5 kişiye, yani toplamda 5 tane kostüm vereceğiz. Videoyu beğenip yorum anikini yazan arkadaşlarımıza. Bütün bu karakterlerden birer tane savaş makinesi kostümü dağıtacağız yorumlardan. Bunun için yapmanız gereken videoyu beğenip yorum anikinizi yazmak arkadaşlar. Bir sonraki kostüm savaşları maçında kimlerin kazandığını açıklayacağım kısaca video başında. Bilginiz olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Bu serimiz devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.